son dönemde en çok tartışılan konulardan biri de ihracatta yüksek katma değerli ürünlerin üretimi. Bu noktada üniversitelerdeki ARGE e, merkezleri biraz daha fazla önem kazanıyor. İşte bunu konuşacağız bugün İstinye Üniversitesi Rektörü e, Profesör Doktor Melih Bulu e, bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hoş bulduk. yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi gerçekten son dönemde çok tartışıyoruz bunu. Aslında uzun bir süredir tartışıyoruz. Çünkü Türkiye'nin bir ihracat hedefi var ve bu ihracat hedefine ulaşabilmesi için ne kadar pazar çeşitlendirmesi yapıyorsa da bir o kadar da ürün çeşitlendirmesi yapması gerekiyor ve bu ürünlerin de katma değerini daha da fazla artırması evet. gerekiyor. Bu yüzden ARGE ve inovasyon daha da fazla önem kazanıyor ve üniversitelere belki bu anlamda daha çok iş düşüyor. Evet. Şimdi siz genç bir üniversitesiniz evet. ama bir ARGE merkeziniz var. Biraz bize orada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. Şimdi biz de bir araştırma üniversitesi olarak kurulduk. Her ne kadar genç bir üniversite olsak da aslında kurucu tecrübeye baktığımızda bayağı 25-30 senelik bir birikimle bu üniversiteyi kurduk. Ee, ve tabii ki kurucu irademizin e, müteahhiti başkanımız özellikle Muharrem Usta e, bize en iyisini yapın diye direktiflerini e, verdi. Biz de gerçekten dünyada e, rekabet edebilecek bir arge sistemi kurduk üniversitemizde. Burada araştırma laboratuvarlarımız var ve araştırma merkezlerimiz var. Yani bazen bir merkez bir konu etrafında kurulmuş bir merkez birden fazla laboratuvarda kullanabiliyor. Çünkü o yüzden laboratuvarlar var. Ve merkezler var. Şimdi yapıda mesela baktığınız zaman kanser işte çağımızın vebası deniyor. O zaman hı. biz bu konuda bir yapı kuralım istedik. Bir ar e, kanser araştırmaları merkezimiz var. Diğer bir merkezimiz e, kök hücre üzerine. Kök hücrenin hı. de tedavi anlamında baktığınızda e, çok yükselen bir trend. Ve birçok e, insanın kendi kendini e, tedavi etme mekanizmaları üzerine çalışıyor. Ve burada da çok olumlu sonuçlar hı hı. E, alıyoruz. Diğer bir konu e, yine e, araştırma merkezimiz üç boyutlu organ imalatı ile ilgili. Bu da çok yeni bir konu. Hı hı. E, biz yavaş yavaş kendi organlarımızı acaba dışarıda imal edip sonra bozulanların yerine değiştirebilir miyiz sorusunun cevabı aslında. ve burada da olumlu gelişmeler olmaya başladı. Diğer bir araştırma merkezimiz sinir bilimi ile ilgili. Orada da beyin üzerine çalışıyoruz. Yani mesela son çalıştığımız konuyu size söyleyeyim. Bu dünyada da bence yankı getirecek bir konu. Mesela bir insan 36 saat boyunca e, dikkatini çok üst seviyede tutabiliyor. O, onu keşfettik hı hı. kendi çalışmalarımız içerisinde e, bununla ilgili ürünler geliştirebilir miyiz diye çalışıyoruz. Hı hı. Ve son e, araştırma merkezimizde yeni açtık geçen hafta mikrobiyata üzerine. Mikrobiyata e, bizim üzerimizde yaşayan bakterilerle ilgili bir şey. E, bir insan üzerinde 2-3 kilo bakteri var aslında. Ve bunlar özellikle ağırlıklı olarak bağırsaklarımıza yer alıyor. Evet. Ve bunlar aslında bizim ne yiyip yemeyeceğimize, ne kadar sindireceğimize karar veriyorlar. Hasta olup olmayacağımıza, aldığımız bir ilacın aslında vücut tarafından alınıp alınmayacağına dahi karar veriyorlar. O yüzden de aslında son dönemlerde anlaşıldı ki mikrobiyata bizim hayatımıza, sağlığımıza çok önemli. Hı hı. Ve biz şu anda bu konuda da çalışıyoruz üniversitemizde. Bunlar daha sağlıkla ilgili şeyler ama evet. biz bir sağlık üniversitesi değiliz. Diğer taraf da yavaş yavaş geliyor. Çok iyi bir mühendislik fakültesi kurduk. Hı hı. Orada da özellikle siber güvenlik merkezli e, çalışmalarımız başladı. Yeni bir merkezimizi hı. kurduk, güvenlik araştırmaları merkezimiz. Yine işletme iktisadi bilimler fakültesinin bağlı olarak da EPAM, elektronik, e, ekonomik ve politik araştırmalar merkezimiz hayata geçirdik. Hı hı. Yani merkezlerimizle aslında hı hı. farklı ARGE odakları oluşturduk ve bunların her birinde dünya çapında akademisyenler çalışıyor ve ilgili alandaki e, işi yapan insanlarla da Hı -hı. çok yakın ilişkilerle bu e, süreci e, kurduk ve devam ediyoruz. Şimdi sağlık alanında söylediğiniz şeyler gerçekten çok önemli. Ben ihracatla girdim konuya belki ama e, sağlık alanında e, daha çok projelerinizi yürütüyorsunuz ve gerçekten dünya ölçeğinde bir projeler bu Doğru. aslında. Doğru. Yurt dışındaki üniversitelerle ya da bu tür merkezlerle bir işbirliği var. ya da görüş alışverişiniz var mı? Görüş alışverişimiz sürekli var. Hı -hı. E, ve e, hani bazı hocalarımızla dünyanın önde gelen üniversiteleriyle hani ben burada reklam olmasını isimlerini hı hı. vermeyeyim ama web sitemizden hani ilgili hı hı. dinleyicilerimiz girip bakabilir bunların hangi üniversiteler olduğunu. ama o üniversitelerle en üst seviyede e, araştırmalarımız devam ediyor. Artı bizim hocalarımız da zaten bu merkezleri Kur'an hocalarımız da dünyanın önde gelen üniversitelerinden zaten geldiler. Hı hı. E, o yüzden bu grift ilişkisini e, dünyayla kurmuş durumdayız. Zaten bilimin evrenselliği ne düşündüğümüzde hani bu bize ait gibi düşünemezsiniz. Yani o iş kim nerede yapıyorsa ilim Çin'de de olsa hı hı. E, alın prensibi e, gereği dünyada bu iş en iyi nerede yapılıyorsa biz o noktalarla irtibattayız. Biz son yıllarda Türkiye'de sağlık sektörü çok gelişmeye başladı. Hı hı. E, ve yurt dışından da çok hasta alıyoruz. Evet. Aslında bu geliştirdiğiniz projeler bu anlamda Türkiye'de sağlık sektörünü daha da geliştirecek projeler Doğru. anladığım kadarıyla. Doğru. Doğru. Artı e, şimdi tabii bizim İstinye Üniversitemizin kurucusu Sayın Muharrem Usta'nın e, yine yönetim kurulu başkanı hı hı. olduğu Türkiye'nin en büyük özel sağlık hı hı. kurulu var. E, ve Orada 30 tane hastane var. Ee, doğal olarak tabii o, oraya çok ciddi miktarda yabancı hasta geliyor zaten hı hı. ve bize hani şöyle bir şey de önerildi yani İngilizce bilen e, sağlıkçılar bize gerekli denildi ve o yüzden biz mesela bu sene birçok sağlık bölümümüzün İngilizcesini de açmak için girişimlerde bulunduk. Zaten şu andaki öğrencilerimize iyi İngilizce öğretiyoruz. Ama buna ek olarak bazı bölümlerimizde İngilizce açmayı planlıyoruz çünkü gerçekten bu uluslararası hasta sayısı arttıkça böyle bir ihtiyaç olduğunu da gördük biz Hı. kendimiz grubumuzdan. Hı. O yüzden de bu konuda çalışmaları yapıyoruz. Tabii ki dediğiniz konu önemli. Mesela bizim bir genetik araştırmalar merkezimiz var Hı. ve orada şunu görüyoruz: bizim coğrafyamızın genetik havuzunun hastalıkları daha özel. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir genetik hastalık bizde olmayabiliyor. Bizdeki de orada olmayabiliyor. Bölgesel olarak evet. farklılıklar evet. gösteriyor. O yüzden de biz mesela kendi genetik havuzumuzun hastalıklarında daha uzman hale geliyoruz. Ve o yüzden de buradan bu coğrafyadan bir hasta geldiğinde de hani onun teşhisini koymak, tedavisini mümkünse önermek bizim daha uzmanlık geliştirdiğimiz bir alan olarak Hı -hı. öne çıkıyor. Hı -hı. Şimdi e, sağlık alanında daha çok ön plana çıkıyorsunuz ama mühendislik alanını da e, geliştirmeye başladık evet. dediniz. Biraz e, üniversitenin yola çıkış e, misyonundan, vizyonundan biraz bahsedelim Tabii. Istersek. Şimdi e, bizim kurucu vakfımızın, e, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı'nın ve e, mütevelli başkanı Sayın Muharrem Usta'nın e, bir vizyonu var ki bende e, tamamen hem hemfikirim. Biz öyle bir üniversite olalım ki... 21. yüzyılın Türkiye'sinin bilgisini üretelim diye yola çıktık. Hı hı. Bu ne demek derseniz, şimdi 21. yüzyılda bir kere Türkiye'nin bir hedefi var değil mi? Dünyadaki ilk 10 ülkeden biri haline gelmek. Yani ekonomik anlamda, siyasi anlamda, ağırlığı anlamında değil mi? Kalkınması hı hı. anlamında. Biz şu anda ilk 20'deyiz ama ilk 10'da değiliz. Hı hı. Aslında yakın gibi görünüyor ama çok zor bir iş. Biraz önce bahsettiğiniz konu mesela çok önemli. Kendi bilgisini üretmeyen bir ülke ilk ona giremiyor. Çünkü ilk ona bakan ülkelere bakın hepsi kendi uçağını, kendi arabasını, kendi bilgisayarını, kendi yazılımı yapan ülkeler. Evet. Demek ki bizim de bu lige yükselmek için bunları yapmaya ihtiyacımız var. Bunun için ne gerekli? O işi yapacak insanlar gerekli. İşte bizim üniversitemiz bu insanları üretmek üzere yola çıktı ve bizim aslında vizyonumuz bu. Eee yani temelde bunu yaptığınız zaman tabii şu soru aklına geliyor. Yani biz kopyalayarak mı yapacağız, bunu kendimiz mi yapacağız? Ee, biz tabii ki şöyle bir hem hocalarımız hem de öğrencilerimize şunu vermeye çalışıyoruz, siz yapabilirsiniz. Yani bunu siz kendinize güvenin yapabilirsiniz. Bu güveni ilk önce biz kendi öğrencilerimize veriyoruz. Çünkü kendinize güvenmeden ya ben bunu yapamam diye bir şüpheniz olsa yapamazsınız. Ee, yani bizim belki yapmaya çalıştığımız vizyonumuzun bize söylediği şey şu: Biz kendimize güveniyoruz, bunu yapabiliriz diyoruz ve zaten yapan insanları da kadromuzu aldığımız için e, şu anda fena gitmiyoruz hı hı. diye görüyorum. Ee, biz bu alanda e, çok fazla hani akademisyen, öğrenci, yurt dışına gittiğini biliyoruz aslında kendilerini daha fazla geliştirmek için. Bir anlamda e, bu tür merkezlerin, bu tür vizyonla, misyonla yola çıkan üniversitelerin artması belki de o beyinlerin hani tersine evet. e, göçten bahsediyoruz ya onun da artmasını sağlayacak belki de. Ya mutlaka yani e, bu gitme gelmeler aslında bize de faydası var. Mesela bizim mühendislik fakültemizi tamamen e, silikon vadisi ağırlıklı kuruyoruz. Hmm. Yani tersine bir beyin göçü var. Hmm. Yine sağlık bölümlerimize birçok hoca e, zaman içerisinde yurt dışına gitmiş gelmiş insanlar. Yani Bilim aslında küresel anlamda belli merkezlerde odaklanıyor ve mutlaka iyi bilim adamı olacaksanız bunlardan bir şekilde geçmeniz gerekiyor. Orayı görmeniz anlamında en azından geçmeniz gerekiyor. Ama sonunda da biz eğer kendi ülkemizde bu insanların rahat edeceği, bilgi üreteceği ortamlar oluşturursak sonunda biz de bu odaklardan biri haline gelebiliriz. Benim son yeni bir kitabım çıktı geçen hafta. Ee, yabancı bir yayın evinden basıldı İngiltere merkezli. Ee, ve konusu tam bu. Yani bu yaratıcı insanlar nasıl bir ortamda yaşarlar? Ee, onlar nasıl bir şey isterler? Ee, işte Belki de bu, bu bizim eğitim e, modelimizin değişmesiyle başlaması gerekiyor. Yani Belki de ta ilkokula kadar inmesi gerekiyor. Çünkü sadece sizin bunu üniversitede vermeniz de yetmiyor belki. Yani onu yaratıcı, sorgulayıcı, araştırıcı, eğitim... E, modeli? Belki ta, çok yani en başa inmek gerekiyor. E tabii ki. Yani şimdi bizim tabii eğitim sistemimiz şu anda daha ezberci hala Hı -hı. devam ediyor. Yani sorgulamayı çocuklar okula gittiklerinde e, unutturuluyor bir şekilde. Hı -hı. Yani küçükken çok iyi ilkokula gidene kadar ama ilkokuldan sonra yavaş yavaş bu Soru huylarını kaybediyorlar. kaybediyorlar. Ama bu sadece Türkiye'nin problemi değil. Dünyanın da problemi. Hı -hı. Bazı çocuklar bu sistemden bir şekilde ya etkilenmiyorlar, hı hı. ya da e, hiç sisteme girmiyorlar. Onlar bu e, yeteneklerini devam ettiriyorlar hı hı. ve iyi bilim adamları genelde bunların arasından çıkıyor. Hı hı. Şimdi bir de girişimcilik ve inovasyon merkeziniz var. Şimdi evet, arge evet, inovasyon çok önemli ama girişimcilik de bir o kadar önemli. Doğru. Şimdi biraz bak, o merkez nasıl çalışıyor, tabii. neler yapıyor? Şimdi e, biraz önce konuştuğumuz arge yani bilginin üretilmesi işin önemli parçası ama bitmiyor. Bu üretilen bilgilerin bir şekilde topluma buluşması gerekiyor. Bunun için mesela bir kuluçkamız var. Kuluçkada yaptığımız şey şu hocalarımızın ve öğrencilerimizin fikirleri, şirketleşebilecek fikirleri yani bunun ticari karşı olacak fikirleri oraya biz koyuyoruz ve prototip üretimlerini destekliyoruz. Yani bir ilk ürün çıkartmalarını eğer bu da bu aşamayı da geçerse genelde yatırım alıyor bu girişimler ve ondan sonra teknoparklara ya da direkt e, alana da çıkabiliyor. Oradan firmalar çıkıyor yani. Burada da mesela biz şu anda Türkiye'nin ilk sağlık teknoparkını kuruyoruz. E, ve burada da güzel şirketler çıkacak diye Hı -hı. E, düşünüyoruz inşallah. Hı -hı. E, ama girişimci ekosistem de sadece ARGE yok. ARGE, ondan sonra Kuluçka, ondan sonra teknopark. Yani biz bütün bu yapıyı da e, üniversite çatımızın altında... E, kuruyoruz ve inşallah ülkemiz içinde güzel oradan e, ürünler çıkacak diye düşünüyorum. Evet. Ve dünya çapında şirketlerde inşallah çık, çıkmasını ümit ediyoruz. Şimdi kimi zaman görüyoruz maalesef e, bir ürün geliştiriliyor. E, Türkiye'de destek bulamıyor bu gençler ama yurt dışına götürüyorlar. E, bazı yarışmalara giriyorlar. Evet. E, o yarışmalarda birincilik elde ediyorlar. Evet. Yani bir anlamda da hani o girişimcileri, o fikirleri yine kaçırmamış olacağız bu merkezlerle. E doğru. Şu anda aslında fena değiliz. Yani Türkiye Hı. olarak iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Hatta ben şunu iddia ediyorum. Eee ülkemizde bir süredir mesela inşaat çok popüler bir evet. alan girişimciler için. Birçok girişimci bilse de bilmese de inşaat işine girdi Aynen. biliyorsunuz. Ama o iş galiba böyle bir şeye geldi gibi görünüyor. Doyma bir doyma noktasına. Geldi. Şimdi girişimciler yeni bir alan arıyorlar. Hı. Ben ben bu işin teknoloji olduğunu düşünüyorum. Yani teknoloji şirketleri olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin o noktaya geldiğini düşünüyorum. Son ve yıllarda bir de çok fazla özellikle bu önümüzdeki 2018'de çok fazla destek verilecek bilme evet. ve teknolojiye. Evet evet bilme yani zaten birçok de bir destek var. Yani bir fena fikirleri de çıkmıyor bizim artık üniversitelerimizden. Hı. Yani dünya çapında bizden ben teknoloji şirketleri çıkacağını düşünüyorum. O noktaya girişimcilerde de buradan özellikle sermaye sahiplerine bir çağrıda bulunuyorum. Artık yani teknoparklardaki kuluçkalardaki şirketlere daha ciddi bakmalarını öneririm. Özellikle şu andaki müteahhitlere. Hı hı. Çünkü paranızın bir yüzde üçünü beşini de buraya kaydırın diye öneriyorum. Gerçekten güzel şirketler geliyor. Şimdi tabii iş dünyası biraz daha kısa vadeli düşündüğü için yatırım karşılığını hemen almak istiyor. E bilim ve teknolojide biraz daha uzun vadede alıyorlar. Belki o yüzden e, kaçıyorlar ama geleceğin e, sektörü bilim ve teknoloji. E, bazı şirketleri çok 6 ayda bile geri dönüş alabilirler. Yani hmm. şu anda birçok satılmamış e, daireleri var ama var. yani e, çok daha hızlı şey yapabilir bazı Hı -hı. fikirler. E, Hı -hı. Yani farklı şeyler için zaman bir e, aralıklar için farklı girişimler var. Şu anda güzel fikirler geldi. Hı -hı. O yüzden bu hem bizim üniversitelerimizi daha öne çıkaracaktır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten ürettiğimiz ARGE çalışmalarının sonuçlarını hı hı. görebilecek hocalar, öğrenciler. Hı hı. Ve yani artık bu iş daha moda haline gelecek. Evet. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, bizi de sevindiriyor tabii. Neden? Çünkü artık bilim ve teknoloji alanında da Türkiye'nin... Ee, yeni markalar üretmesi gerekiyor. Evet. Şimdi Amerika'ya baktığımız zaman hani Bodrum katında işte bazı e, projeler geliştirilmiş evet. ve bugün baktığımız dünya markaları Olmuş. bunlar ee, Biz de inşallah bu genç fikirlerin desteklenmesiyle bu tür dünya markaları, Yaratabiliriz. Şimdi sağlık dediniz, mühendislik dediniz. Biraz daha açılım isterseniz başka hangi bölümler var? Öğrencilere evet. yönelik biraz daha bilgilendirme Tabii. yapalım isterseniz. Mesela e, mimarlık ve tasarım fakültemiz Hı -hı. bence çok önemlidir diye düşünüyorum. E, çünkü eğer biz 21. yüzyılın Türkiye'sini oluşturacak bilgi göreceksek tasarımda da bence önemli şeyler yapmamız gerekir Hı -hı. diye düşünüyorum. Yani bu her türlü tasarım. Yani binalarımızın tasarımından, şehirlerimizin tasarımına, kıyafetlerimizden, yani tasarım... Da ben Türkiye olarak geri kaldığımızı düşünüyorum. Hı hı. Bu çünkü ihracatı artıracaksa evet. onun da olmazsa olmaz bir parçası tasarım. Evet. E, bu konuda da güzel bir fakülte kurduk diye hı hı. düşünüyorum. E, aynı şekilde İktisadi İdare ve Sosyal Bilimler Fakültemiz bence çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü biz Türkiye olarak e, yönetmeyi unuttuk. Yani bu konuda ciddi eksiklerimiz var. Eskiden çok büyük imparatorluklar kuruyorduk ama şimdi yeni yeni Yeniden yönetmeyi öğrenme zamanımız geldiğini düşünüyorum. İyi organize olmayı hem şirketlerimiz hem kamu olarak yeniden bu işi ciddiye alıp Hı -hı. bilimsel olarak yapmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de iktisadi ve sosyal bilimler fakültemizi de buna göre yapılandırdık ve güzel Hı -hı. bir yapı oldu diye düşünüyorum. Hı -hı. Ve temel bilimlere önem veriyoruz. Bu da önemli. Fen Edebiyat fakültemiz. Ee, ve onu da yine e, muhtemelen oradaki öğrencilerimizin hepsini tam burslu alacağız. Çünkü hı hı. bunu bir sosyal sorumluluk olarak da görüyoruz. Temel bilimler olmadan e, diğer taraf yani teknolojiyi üretmenin de e, kolay olmadığını biliyoruz. Hı hı. E, o da bizim için önemli. Aynı şekilde... E, Teknik evet. iş gücü içinde meslek yüksek okullarımız var. Evet. Bunlar da bizim en için önemli. en çok ihtiyaç olan alanlardan bir aslında meslek evet. yüksek okulları. Peki çok teşekkür, ben teşekkür ederiz ederim. Melih Bulu yayınımıza katıldığınız için. Evet, İstinye Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Melih Bulu ile üniversitelerdeki girişimcilik ve arge merkezlerini konuştuk. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.